Bu videoda sana amaçlarına ulaşmak için yapman gerekenlerden bahsedeceğim. Başarıya ulaşmak için takip etmen gereken yolu keşfedebilmen için hemen başlayalım. Bu video başarılı ve mutlu olmanı sağlayacak olan 5 adımdan üçüncüsü. Eğer önceki 2 adımı anlatan videoları izlemediysen, amaçlarını ve ne yapmak istediğini belirleyebilmek için izlemeni tavsiye ediyorum. Hedeflerini belirlerken ilk olarak yapman gereken içinde bulunduğun durumu ve seviyeyi değerlendirmek. Örnekler üzerinden düşünecek olursak, mesela gitarla daha önce uğraşmışlığın olabilir ya da tamamen başlangıç seviyesinde de olabilirsin. Durumunu değerlendirirken kesinlikle bunu not olarak mümkünse bir defter tutarak yapmanı tavsiye ediyorum. Bu şekilde hedeflerini net olarak belirleyebilir ve zaman geçtikçe gelişimini somut olarak görebilirsin. Eline kağıt kalemi aldıktan sonra olabildiğince net ve somut notlar almaya başla. Mesela amacın İngilizce öğrenmekse ne kadar eğitim aldığını, şimdiye kadar İngilizce çalıştıysan ne kadar çalıştığını, çalışmalardan aldığın sonuçları, konuşma, yazma ya da dinleme alanlarının her birindeki seviyeni, İngilizce öğrenmeyi ne kadar istediğini ya da gerçekten istediğini hissetmiyorsan bunu bile yaz. Bunları yazdıktan sonra konuyla alakalı zihnindeki toz bulutu kaybolmaya başlayacak. Çünkü artık henüz bir çözümün olmasa da sorunların neler olduğu hakkında net bir fikrin var. Bu aşama farkında olmadığın şeylerin ortaya çıkmasını ve zaten farkında olduğun şeylerin de netleşip göz önünde bulunmasını sağlayacak. En temelde amaçladığın şey alt başlıklara sahiptir. Mesela amacın sağlıklı olmaksa bunun için sağlıklı beslenmeli ve spor yapmalısın. Ya da amacın yakınlarınla bağını güçlendirmekse empati yapmak ya da fedakar olmak senin amacına ulaşmanı sağlayacak yollardır. Bu alt başlıkları belirleyerek yapman gerekenleri genel anlamda seçmeli ve not almalısın. Hemen örnek veriyorum. İngilizce öğrenmeyi amaçlıyorsan, İngilizce okumada akıcılığımı arttırmalıyım. Kilo vermeyi amaçlıyorsan, sağlıklı beslenmeliyim. Ya da araba sürmeyi öğrenmeyi amaçlıyorsan, arabanın parçalarını tanımalıyım şeklinde bir ifade kullanabilirsin. Yapman gerekenleri belirlerken daha önce benzer bir süreç sonunda başarıya ulaşmış olan kişilerin deneyimlerinden faydalanmanı tavsiye ediyorum. Bu senin yaşayacağın deneme yanılmaları olabildiğince azaltır. Bu aşamadan sonra artık her şey senin için çok daha anlaşılabilir hale gelmiş durumda. Ulaşmayı amaçladığın nokta artık o kadar da uzak görünmüyor, değil mi? Artık tek yapman gereken şey bu belirlediğin noktalara yönelik spesifik aktiviteleri keşfetmek ve bunları net hedeflere çevirmek. Tenis oynamayı öğrenirken belirlediğim birkaç hedefi paylaşarak bu aşamayı zihninde netleştirmeye çalışacağım. Teniste en temel vuruşlardan biri olan forehand vuruşunu öğrenmek için yapmam gerekenleri, forehand vuruşunu anlatan videolar izlemek ve tenis kortunda bu vuruş üzerine çalışmak olarak belirledim. Sonrasında bu yapmam gerekenleri hedeflere çevirmek için olabildiğince net, uygulanabilir ve sayılabilir hale getirdim. Mesela bir hafta boyunca her gün birer kez okula giderken metroda forehand vuruşunu anlatan bir video izleyeceğim. Senin de fark ettiğin gibi bu hedefin neyi, ne zaman, nasıl sorularına cevap veriyor olması onu net ve uygulanabilir hale getiriyor. Aynı şekilde pazartesi ve perşembe günleri günde 50'şer kez forehand vuruş denemesi yapacağım. Dediğimde de hedefimi net olarak oluşturmuş oluyorum. Kendin ulaşmayı amaçladığın şeyler için bu tür cümleleri oluşturduktan sonra başarmaya çok yaklaştığından emin olabilirsin. Bunun yanında şuurlu olarak bu bahsettiğim adımların içinde olmak sana kesin bir mutluluk verecek. Bunun sebebi amaçladığın bir şeyin olması, bu amacının seni isteklerine ulaştıracak olması ve amacına ulaşmak için elinde stratejik ve sağlam bir planın olması. Kendinle tam anlamıyla gurur duymaya başlayabilirsin. İsteklerine ulaşmak için düşünecek ve plan yapacak azmi gösterdin ve başarıya ulaşmayı şimdiden hak ettin bile. Şimdi hedeflerini belirlerken uygulaman gereken adımları net olarak görebilmen için not alalım. 1. Şu andaki durumunu ve seviyeni değerlendirerek not almak. 2. Amacına ulaşmanı sağlayacak alt aşamaları belirlemek. 3. Bu alt aşamalarda kendini geliştirmek için yapman gerekenleri belirlemek. 4. Yapman gerekenler üzerinden net, ulaşılabilir ve sayılabilir hedefler oluşturmak. Hedeflerini belirledikten sonra çalışma sürecin boyunca her zaman gelişimini incelemeli ve geri dönütler almalısın. Bazen herhangi bir sebepten ötürü hedeflerini tekrar düzenlemen daha mantıklı olabilir. Bütün bunları dikkate alıp uyguladığında başarıya ulaşacağından emin olabilirsin. Daha önce kendine hedefler belirleyip sonrasında çalışmayı bırakmış olabilirsin. Senin için motivasyonunu her zaman en yüksek seviyede tutmanı sağlayacak iki önemli yöntemi açıkladığım bir video hazırladım. Ekrandaki bağlantıya tıklayarak hemen ulaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkürler. Umarım buradaki öneriler hak ettiğin gibi daha iyi ulaşmanı sağlar. Sana farklı bakış açıları kazandıracak kaliteli içeriklere her zaman ulaşabilmek için abone olabilirsin. Başka bir videoda görüşene kadar sağlıcakla kal.